oyunla ilgileniyorum? Açın ve söyleyin lütfen. 3. Aa! Fazlasını veremeyiz çünkü saadet onu paralar bilince. Yani yok onunla alakası kötü, yok ama bizim 11 şimdi çeşitimize karşı emin olun. 11 çeşit hepsi de etli yemekle olmak üzere. Yani gördüğünüz soslar, Nurten Hanım size yakıştıramadım, sizden beklemezdim. Nilgün Hanım size yakıştıramadım, sizden beklemezdim böyle bir puanı. O soslar o kadar çok uğraştırdı ki anlatamam. Ben yani 3 puanlık bir masa çıkarmadım. O zaman en kötü masa benim masam mıydı? Bizim ve masamızda ben çiçeklerimi daha kendim hazırladım. Siz sadece soslarla uğraştınız. Saadet olduğu gibi yemeklerle uğraştı. Ama bir şey söyleyeceğim Nilgün Hanım. Bu zihniyet çok yanlış. Ben bunu hep söylüyorum. Ya kuru fasulye söylüyorum ama. Yani o kuru fasulye. Sadece kuru fasulyeyle bitmedi ki. Kadın ana yemeği, ama ana yemeği kuru fasulye. Kuru fasulyeyi ben kızım size... Kızım istediğimizi verebiliriz. Sen bunu ya boşuna tabii konuşuyorsun. Ki, tabii ki istediğinizi İstediğimi tabii ki verebilirim. 3 de verebilirim. 4 de verebilirim. Tabii ki istediğinizi evet verebilirsiniz. Ben kullanmadım oy. Ama verelim. Haksızlık yapıyorsunuz. Yani. Ama şimdi hayır, şöyle bir şey var. Haksızlık yapıldığı için yapılıyor. Tamam ama siz de devam ettiriyorsunuz. Yanlışa yanlışa cevap verilmez. Size yapılan haksızlığı aynısını siz yaptınız. Ne farkınız kaldı? Pardon işte olmaz. Yani ben yani dediğiniz gibi saygısızlık da yapmadım size. Saygısızlıkla kaldırıp alakası yok hayır, ki hayır hiçbir şey söylemedim. Ben yani sebebini hayır bile sormadım hiç kimseye sofrada. Ama Büşra mı verdi siz Saadet'e 3 puanı? O güzel yüzün eşkitme. Güzel izin eşkitme yavrum tatlım. Ama üçte değildi yani asla. Yani. Bakın aynı şeyi sizin sofrada da bir saniye. Aynı şeyi sizin sofrada da söyledim. Dün de söyledim. Evvelsi gün de söyledim. Ta pazartesi de 4 verildi şaşırdım kaldım. Fenomenler evet haftasında bakın herkesin bana gelini. Bana da yaptılar. Bana bir saniye da yaptılar. Konuşuyorum canım tamam, için. Canım. Yani bakın bu yemekler bu sofralar hiçbirinizin sadece bir şu an içinde şu an o yarıştığı için onu konuşuyoruz. Yani size birisi yanlışlık, haksızlık yaptıysa siz de aynen iade ediyorsunuz. Yakışmıyor size. Olmuyor. Yani Büşra vermedi şimdi ki o puanı. Şimdi bizim soframızla onların ama sofrası aynı mısı? Aynı değil, değil farklıydı. Çok farklıydı. Yani, evet. Şimdi ben herkesin de diyorum ki beğendiğime ama verdi. Ama bir şey söyleyeceğim Nilgün Hanım. Ben de diyorum ki Büşra vermedi ki 3'ü. Kayınvalidesi verdi. Hayır onunla alakası yani yok. Yani sen kayınvalidesi onun için Büşra'yı cezalandırıyor. Bence, onun bence, öyle şey. Bence onunla alakası ya olur, işte olduğu için. Hayır hayır. Biz gelini hiç beğenmedim. Kahvaltılıktır dedim. Evet, budur şudur anladım dedim. Bir cevap vermedi bana. Saadet dilinden kaybetti benden. Evet, benden de dilinden çok kaybetti. İşte bak nasıl cezalandırdılar. Bir de bana ama Büşra ne yaptı size? Ben hiçbir evet şey yapmadım. Siz neden beni cezalandırdınız ki? Evet, ben de onu anlamıştım. Onu ben soruyorum. Ben Ankara gibi yerden kalktım. İyi yaptım, sabah cezalandırdım buraya seni. Hayır, İyi yaptım. Sabah... Notum verdim. Bakalım Şükran Hanım'dan kaç puan gelecek? Sen bana 4 verdin, ben seni utandıracağım. Ben de 4 verdim, itiraf edeyim etin pişmemişti diyerekten. Ben de Güneş Hanım'a 5 verdiğim için çok pişmanım, itiraf ediyorum. Fenomen haftasında da kural değişmedi, pişmanlara aynen pişmanlar eklendi. Bakalım, peki buyur Şükran Hanım, aç göster söyle puanını da. Ben şimdi seni biraz sonra pişman ettireceğim. Aa, 7! Evet, 7 puan verdim, doğru bir puan. Verdim. Kaynanana vermedim, sana verdim. Kaynananı neden vermedim? Ona puan vermiyorsunuz, gelinlerin yemeklerini ama puan veriyorsunuz. Kayınvalidelerine puan vermeyin zaten. Hiç dört gelinimin sofrası da 4 değildi, 4 verdi. Değildi, evet. Ama ben yorulduğun için verdim yavrum. Beğendim doğru de puandı. Beğendim tebrik de. Ama ona itiraf ettim ben. 4 verdiğime çok pişman oldum. Sen nasıl buraya 7 veriyorsun? Niye? Doğru dürüst ana yemeğinde hiçbir kere sen kendine itiraf etmedin ki. Kahvaltı, bu kahvaltı dedin değil ama mi? Ama eti kahvaltı dedin ara yemeğine. Tatlısı bak, güzeldi. Tatlısını da beğenmedin. Hayır, tatlısına bakma. Hepsini yerdi. Sakin olun Güneş Hanım. Ama bizim masalara karşı ayıp değil mi? Yani benim, bizim gelinlerimizin yaptığı şeye göre bu gelin, bu yediye hak etti mi yani? Ha? Hak etti mi bizim masalarımıza göre? Etti. Çok ayıp ediyorsun ya. Sen gerçekten niye yedi vermedi? Bu madem dur sakin ol. Ya, şeyini yeme. Güneş Hanımcığım sakin olalım. Şimdi senin puanını açacağız. Bekle. Aklımda 4 vardı vermeye buna. Olmazdı. Ama gelini gördüm. Söyledim ay, ben aklımı cevap vermedim. Verdim onu. Evet bakalım Güneş Hanım'dan kaç puan gelecek?
Niye gülüyorsun? Sinirlerini mi boşalttım ben senin? Hayır. Benim hasta sinirlerimi boşalmasın hafiften. Sen bu gitmedin tatlı gülü. Bize bizim gelinlerimiz kötü müydü? Hayır, sana da verdim beni. Sevgili seyirciler şu an... Hayır, hak edecek bir saniye, şey kelimeleri kifayetsiz çok hali bir anlıyor. Yani, vallahi o bir şeyler diyor, o gülüyor. Ben ağlarken gülmeye başladım. Sinirim bozuldu. Yani, evet, beni ağlarken bir taraf bütün vücudum zangır zangır titriyor. Evet, ağlıyor. Ben böyle oluyor, bir sofrada böyle oluyor. Ben yemek yaparken de çok ağladım çünkü. Ağlama, ağlama. Ağlama, ağlama, Allah sevindirdi. Korktuğumuz puan değildir. Aç söyle Güneş Hanımcığım puanını. 3. Benim puanım 3'tür. Buyur 3'tür. Ben de sen pişman oldu ya ben senin için de pişman ettim. Ay, o sana böyle bir gerçekten tane. Gerçekten şu anda pişman ettim. Hadi kapat kapat. Güneş Hanım teyze. Şimdi kusura bakma ben sana yeni verirsem kendime saygısızlık yapmış oluyorum. Aslında yerinizi birinci senin yapmak için geldiniz. Senin masan yedilik masa değil kusura bakma canım. Üçlü, aa, ben yediye verecek değilim. Hayır üçlü masa değil. Hayır kusura bakma ben bunu gördüm bunu verdim. Hayır üçlü masa değil. Ben öyleyim. Son puan gelecek Nurten Hanım'dan. Evet buyurun Nurten Hanımcığım. Açın ve söyleyin. Benim puanım gelin alma 7. Kayınvalideler adalet öğrensinler. Nasıl puan veriliyormuş öğrensinler. Fenomenler haftasında büyük finaldeyiz. 15.000 TL kime gidecek? Heyecan Doruk'ta.